Eski İstanbul Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Bir dönemin efsane polisi Saçan hakkında merak edilenler de ortaya çıktı. Sedat Peker de uzun süren sessizliğini bu defa Adil Serdar Saçan için bozarak onun hakkında tweetleri RT yaptı. Peker'in kendisiyle uzun bir mücadele içerisinde olan Saçan'ı bu şekilde uğurlaması dikkat çekti. İkilinin birbirini sevmediğini söylediği, yaptığı açıklamaları ve Ergenekon davasına damga vuran açıklamaları arşivlerdeki yerini koruyor. Detayları videomuzda bulacaksınız. Kıymetli dostlar, 90'lı yılların ünlü polis şefi, tartışmalı davaların tanınan siması Adil Serdar Saçan akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 60 yaşında hayata veda eden Saçan, sosyal medyada da gündem oldu. Adil Serdar Saçan, 1978 yılında polis kolejine girdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kuruluşunda önemli görevler üstlendiği, Organize Suçlar Şubesi müdürüyken yönettiği Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlarla ismi çok konuşulmuştu. 5 yıl sürdürdüğü görevde Ömer Lütfi Topal cinayeti, Malki cinayeti, Korkmaz Yiğit, Albayraklar Holding, İGDAŞ, İSTAÇ gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklarla Akbil yolsuzluğu gibi soruşturmaları yürüttü. Emniyetteki Fethullahçı örgütlenmeye karşı tavrıyla da bilinen Saçan, AK Parti iktidarında kızağa çekilerek fotofilm şube müdürü yapıldı. Daha sonra Niğde Polis Okulu'na gönderilen Saçan, 2011 yılında Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Cohen'den rüşvet aldığı, üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi. Hakkında 5 kez meslekten çıkarma kararı verildi. Bir daha polisliğe dönemedi. FETÖ'nün rahatsız olduğu isimler arasında listenin başında yer aldı. Saçan'ın ölümünden sonra ailesinin yayınlaması için vasiyet ettiği son mesajı Twitter'dan böyle duyuruldu. "Biz ölümden hiç korkmadık. Bu dünyada sadece haktan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi, ölüm vaki oldu bize. Hakkın buyruğudur başımızın üstüne. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı. Siz haramilerle. Bekleyeceğim sizi oralarda. Geleceksiniz Hak divanına. Selam olsun namuslu, şerefli olanlara. Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi ben gider. Allah'a emanet." Saçan son yıllara damgasını vuran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı. Saçan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları için yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım demişti. "Peker beni sevmez, ben de Peker'i ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım" diyen Saçan, "hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç" ifadelerini kullandı. Sedat Peker'in ifşaları sonrası Adil Serdar Saçan dönemi yapılan mafya operasyonları yeniden gündeme gelmişti. Adil Serdar Saçan, Sedat Peker'e açıkça yol verildiğini söylemişti. Peker'e koruma ve silah ruhsatı verilmesini de değerlendiren Saçan, "Yanında 30-40 kişiden aşağı insanla dolaşmıyor ama bu kişiye resmi koruma veriyorsunuz. Bu resmi koruma bir tane gözükse de aslında İstanbul'da bir koruma otosuyla dolaştığını biliyoruz. Bu açık şekilde bu kişiye yol verildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Peker'e koruma verilirken diğer organize suç örgütü liderleri ve gruplarına yönelik operasyonların, soruşturmaların olduğunu belirten Saçan, "Burada çelişkili, sıkıntılı bir durum var. Ben senelerce mafya ile mücadele ettim. AK Parti iktidara geldikten sonra beni 5-6 kere attılar, silahımı, kimliğimi aldılar. Ne silah veriyorlar ne koruma. Bana bunu sağlamıyorsun ama organize suç örgütü lideri olmaktan mahkum olmuş, cezasını yatmış, polis kayıtlarında organize suç örgütü lideri olarak hala açık dosyası olan, takip edilen bir kişiyi koruma altına alıyorsun, silah veriyorsun.
Bunun nasıl bir açıklaması olabilir ki? Sen devletin koruması altındasın deniyor. Yol almış, yol verilmiş, birlikte hareket edilmiş diye konuştu. Adil Serdar Saçan, Peker'in birilerinin isteğiyle bir yerleri bastığını söylediğini, mitingler gerçekleştirdiğini de anımsatarak bunlar AK Parti iktidarında verilen destekle olmuş şeyler dedi. Adil Serdar Saçan, Süleyman Soylu'nun mafyayı çökertmek için istihbarat elemanlarını kullanır devlet. Şimdi de bir eleman konuşuyor sözlerinin hatırlatılması üzerine bu cümleden Sedat Peker'in istihbarat elemanı olduğu sonucu çıkıyor. Ama benim dönemimde böyle bir görevi yoktu. Tabii bir de MİT elemanları var. Ben emniyet istihbarat açısından konuşuyorum demişti. İkinci Ergenekon davasına da Saçan'ın Peker'le ilgili ifadesindeki Sedat Peker'i bu alemde veli küçük adam yaptı sözleri damga vurmuştu. Mahkemede Sedat Peker'le emekli Tuğgeneral Veli Küçük arasındaki ilişkiyi biliyor muydunuz sorusu üzerine 1988'den beri bildiğini ifade ederek Sedat Peker'i bu alemde Veli Küçük adam yaptı. Biz bu bağlantıyı 1998'den beri araştırdık, bulamadık. Telefon dinleme o dönemde zayıftı. Dinleme kararı alıyorduk. Ertesi gün Sedat Peker telefon numarasını değiştiriyordu. Söylenti var ama biz adli polisiz. Söylenti üzerine bir şey yapılamaz. Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan da bir çalışma grubu kuracağım dedi. Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Niyazi Palabıyık başkanlığında Peker ve Küçük'le ilgili çalışma başlattık. Peker'in bütün şirketleri incelendi. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bir bağlantı bulamadık diye konuştu. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.